Şimdi 3D align komutuna bir göz atalım arkadaşlar. 3D align komutu gördüğünüz gibi farklı açılarda duran iki cismi yan yana taşımaya yarayan bir komut. Tabii bu komutun biraz kullanımı birkaç tıklamayla olacak. 7 nokta seçilmiş burada görüyorsunuz. Bu 7 noktaya tıklayarak bu iki cismi birbiriyle aynı hizaya getireceğiz. Öncelikle biz de iki tane farklı bir cisim seçelim. Mesela burada iki tane dikdörtgen cismimiz var. Şöyle kat olarak göstereyim ben size. Bakın cisimlerimiz bunlar. Şu cismi alayım. Rotate de ben bunu. Bakın ölçüsünü bilmiyorum. Açısını bilmiyorum. Hangi yönde ne kadar çevirdiğimi bilmiyorum. Sadece gelişi güzel döndürüyorum arkadaşlar. Her üç yönde de bu şekilde bir döndüreyim cismi. Evet, cisimlerimize bir bakalım. Gördüğünüz gibi cisimlerimiz bu şekilde. Şimdi bu cismin ne kadar döndürüldüğünü, nasıl döndürüldüğünü, kaçar derece döndürüldüğünü ve hangi koordinat yönünde ne kadar döndürmemiz gerektiğini bilmiyoruz şu anda. Ama ben şunu istiyorum. Cismin şu geniş yüzey ile şuradaki yüzey birbiriyle birleşsin. Onu istiyorum. Bunun için de nasıl yapacağım? Bazı noktalar seçeceğim. Align komutu işte böyle açısını ve yönünü bilmediğimiz cisimleri bir araya getirebilen bir komuttur. 3D Align komutuna girdim. Öncelikle taşıyacağım cismi seçiyorum. Bu cismi taşıyacağım dedim. Enter. Bana diyor ki nokta belirle. Noktam şu olsun. Bakın birinci noktam burası. İkinci noktam burası. Üçüncü noktam burası. Şimdi bu cismi alacağım. Birinci noktaya birinci noktayla birleştireceğim. Tıklıyorum. İkinci noktayı ikinci noktayla birleştireceğim. Üçüncü noktada burası. Üçüncü noktayla birleştireceğim. İstediğim yön buydu. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi tabi burada arada yuvarlak bir cisim olduğu için biraz farklı bir görünümde. Bir dikdörtgen daha çizelim şuraya. Hatta bu dikdörtgenden bir kopya alalım. Bu aldığımız kopyayı da yine farklı yönlerde döndürelim arkadaşlar. Açısını bilemeyeceğimiz farklı şekillerde 3 farklı eksende döndürelim. Evet, cismi döndürdük. Şu anda tabi geri alma okuyla bunu geri alabiliriz. Fakat elimize böyle bir çizim geldiğinde tabi geri alma oku olmayacak. Bunu buraya yerleştirmemiz gerekecek. Şimdi benim istediğim şu. L şeklinde bir parça istiyorum burada. Yani şu dar yüzey, ince uzun olan kenar yüzeyi bu geniş yüzeye gelecek. Dolayısıyla bu cismi bu şekilde buraya taşımak istiyorum. 3D align dedim. Öncelikle taşıyacağım cismi seçiyorum tekrar. Enter diyorum. Burada önemli olan noktalar şu. Sağdaki cisimde 3 nokta belirleyeceğim. Soldaki cisimde 3 nokta. Ve bu noktaların yönlerini, sırasını çok iyi takip etmem lazım. Şimdi burası zemine gelecek nokta 1. Burası yukarıya gelecek nokta 2. Burası da 3. nokta. Belirledim. Zemine gelecek nokta burası. Yukarı gelecek nokta burası. Burası da 3. noktamız olacak. 180 derece yönünde. Evet, farklı bir nokta tıkladım muhtemelen. O yüzden böyle. Ama istediğimiz yönde taşıyabildik. Tekrar yapalım. 2D wireframe'de yapmak aslında biraz daha mantıklı. Önce yüzeyimizi seçelim. 2D'ye geçtiğimizde çünkü arka çizgilerde gözüktüğü için biraz karışıklık olabiliyor. Bakın yüzeyimiz şuradaki ince uzun dikdörtgen. Evet, şu ince uzun dikdörtgen bizim yüzeyimiz olacak. Şimdi tekrar 3D align yapalım. Evet, bu cismi seçiyorum. Enter dedim. Birinci noktamız, ikinci noktamız,
Burası da üçüncü noktamız diyorum. Bir. Şurayı seçmem gerekiyor. İki. Ve burayı seçmem gerekiyor. Hatta şöyle bu noktayı 3. Gördüğünüz gibi birinci, ikinci, üçüncü noktaları doğru bir şekilde seçersek cismimizi çok rahat yan yana bu şekilde taşıyabiliyoruz. 3D align komutu farklı açılardaki cisimleri rahat bir şekilde döndürüp birbiriyle yan yana birleştirmeye yarayan bir komuttur.